Beyler bayanlar selamlar Bu sefer eski sevdiğiniz oyunun kolonuyla karşınızdayım Evet intro intro da yapmayacağım Hemen yükleyip atmaya çalışıyorum Ne peki bu oyunumuz? Fruit Farm arkadaşlar Sunflower'ın Birebir aynısı. Birebir aynısı. Sadece ektiğiniz, biçtiğiniz. Eskiden patates ekiyorsak şimdi limon ekiyoruz. Bunlar farklı. Ne zaman çıktı? Bu sabah çıktı arkadaşlar. Beni uyandırdılar. İşte zaten sabah yatmıştım falan filan derken. Üstüne de birkaç saat denemek zorundaydım. Çünkü gayet güzel yerlerdeyiz. 30 dolarlardayız. Sonra bir baktık. 3 dolara inmiş lan. Videosunu çeksem mi çekmesem mi arasında kaldım. Ve... Ben videoyu yine çekeyim. Risklerini sizlere belirteyim. Tamamen siz karar verin dedim. Peki bu oyunda ne yapmanız gerekiyor diğerinden farklı olarak? Öncelikle üyelik açarken 0.1 BNB istiyor arkadaşlar. Matik ağı ucuzdu. Çünkü matik ucuzdu ama BNB ucuz değil. Bunun farkına varın lütfen. 0.1 BNB ödüyorsunuz. Bundaki ektiğiniz bir şeylerin süreleri birazcık daha farklı. Birisi 5 dakika sonra diğeri 25 dakika. Upgrade ücreti ise direkt birden başlıyor şu anda. Oyuna ilk başladığınızda tabii ki de bu 25 dakikalıktan dikemeyeceksiniz. Ya oyunu token'dan alıp upgrade yapmanız ve diğerlerinden ekmeniz gerekecek ya da birazcık daha takviye yapıp bunu yapmanız gerekecek. Eğer hiç oyun token'ı almadan direkt oyuna başlamak istiyorsanız da 5 dakikalık limonları ekip biçip ekip biçip toplamda 0.5 neden 0.5 5 tane yerimiz var. 5 tane ekmemiz gerekiyor. Bunun ekme maliyeti 0.1. 0.5 olana kadar devam edin. Ekim biçin, ekim biçin, ekim biçin. Ondan sonrasında ya upgrade yaparsınız eğer oyuna güveniyorsanız ya da buradan devam etmezsiniz. Peki maliyetler ne arkadaşlar? Hemen onları göstereyim. Matika ucuzdu biliyorsunuz. Ee, maalesef Binance Smart Chain birazcık daha pahalı. Hemen şuradan göstereyim. Evet şu yaptığım son iki işlem 24 dakika önceki işlemlerim. Öncelikle save işlem için 62 cent diyorsunuz. Ve swap yaparken şuradan görebilirsiniz 3 dolarlık token çıkartmışım ve onu 36 sent maliyetle dönüştürmüşüm. 30 dakikalık sürede harcayacağınız fee maliyeti 1 dolar arkadaşlar. Ama şunu da yapabilirsiniz. Oyuna girdiğinizde fark edeceksiniz ki save süresi bunda 30 dakika değil kaç dakika 90 dakika gibi bir şey veriyordu. Çok uzun bir süre veriyor size. Save isterseniz hemen yapın, isterseniz sonra yapın. Çok fazla etkilemiyor. Neden? Çünkü save'in maliyetini etkileyen şey sizin tarlanızda yaptığınız işlem miktarıdır. Yani sürü uzadıkça siz daha fazla işlem yapacağınız için dolayısıyla daha fazla fee vereceksiniz. Daha kısa sürede daha az işlem yapacağınız için yine daha az fee ödeyeceksiniz. Bu tamamen sizin kararınız arkadaşlar. Nasıl bir yol izleyeceğiniz. Burada tekrardan uyarım yapayım. Coin çok hareketli. Çok aşağıya da düşebiliyor. Çok yukarıda çıkabiliyor. Yani atacağınız 0-1 belki sizin için büyük para olmayabilir. Ama çöp olma imkanı var. Ya da 0-1 bazı arkadaşlarımız, öğrenci arkadaşlarımız için çok yüksek miktar zar zor toparlıyorlar. Bu oyunda hiç olabilir. O yüzden riskin farkında olun. Ve oyuna girecekseniz Sunflower mantığıyla değil riskli sunflower mantığıyla girin arkadaşlar. Yani onun tamamen kaybolabileceğini, yatırdığınız paranın gidebileceğinin farkında olarak girin lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.